tabii. Sizsiz olabilir. Sağlık en baş. Sağlık çok önemli. Sağlık ve hayatın idamesi için en önemli etkenlerden biri olan efendim Napolyon'un dediği gibi para, para, para. Bu paraları nereye götüreceğim onu da onu diyecektim. Bana kızanlar öyle diyor. Mezara mı götüreceksin bunu diyorlar. Yakın çevrenizden böyle bir şikayet var mı? Çok çalışıyorsun ben. Ben bu yaşta halen daha nasıl tercih edildiğini gösterebilmek adına çalışıyorum para için değil. Zaten dağıtıyorum paraları. Bir hırs değil mi? Hırs değil. Hırs değil ama 50 sene zirvede kalabilmek çok önemli. Tercih edilebilmek çok önemli. Bunu yaşamak ve yaşatmak adına şeyleri göstermek tabii bir lider vasfı oluyor. Bunu göstermek adına çalışıyorum. Yoksa ne yapacağım bundan sonra dedikleri gibi mezaramı götüreceğim parayı. Alıyorum. İşte alışveriş çok yaparım biliyorsunuz. Biz 200 günde bir aldığımız bağlı sizlerin haberlerini okuyoruz. Aldım. Ne yapayım? Kimse almıyor bana. Kendi kendisi gibi onlara getiriyorlar, yapıyorlar bir şeyler. Efendim yani onların, zaten onların gücü yetmiyor ki size hediye almaya. Tabii canım yani. Onların gücü mü yeter efendim? Kendi kendime hediye alıyorum. Evet. Yani şunu almaya mesela pek pek... Kimsenin gücü yetmez. Yani esas ötekini takmadım. Kendime bir hediye aldım. Aman diye dudaklar uçurmayacak onu inşallah. Yani yüzük mü takın? Yok, saat aldım. Ya işte bir saat aldım, sıramı fırlattım. Size de uyak çıkamam, Bülent Hanım yani. İşte. Bülent Hanım, sağlık dediniz, para dediniz de bizim daha çok beklediğim bir şık vardı aslında, üçüncü şık. Bunu söylemediniz. Aşk. Ha, aşk olursa olur ama baksana genel müdür geldi yanıma. Ben şimdi bu neyine hakim oldum? Nerede o genel müdür? Burada Mehmet abi. Allah seni kahretsin. Kameralara da var mı? Şöyle biraz yani, geçebilir miyiz rica etsin? İşte buyurun. Şimdi ben bunun neyine aşık oldum? Efendim tek taşa olabilir. Tek taşa olabilir. Ha bu mu? Zor mu? Zor zor. Sizin zamanınızda beğenmediğiniz insanlar şu anda Türkiye'deki en büyük zorluk. Hatırlıyor Kıvanç Bey, Burak Bey. Ama o çocuk şimdi güzel. Şimdi elleri açırmayın o yüzden mi? Ha yok yok. Sarı sevmem. Sarı sevmem ama çok efendi bir çocuk. Çok efendi. Etki esmerdi. Burak Bey. Burak Özçivit. Çivit zaten benimki. Çivit gibi. O çivit bayılıyor. Bunun karısına da bayılıyor. Bir insan Allah'ım bu kadar mı teni şeffaf olur? Yani plexi gibi bir ten. O nasıl bir duru, saf bir güzellik. Ve ona... O çocuğa şey yapmıyorum, kızmıyorum yanına beraber. Kıskançlık yani. Yok diyorsun. Hayır. Ve bayılıyorum. Hemen bebeklerini gördünüz mü? Çok eşit. Babaya mı benziyor Japon gibi sanki? İkisinden de benziyor sanki. Onların karı koca ikisine de bayılıyorum. Bir kere çok terbiyeli insan. Çok terbiyeliler. O starlarının büyüdüğü yanı sıra hakikaten çok terbiyeli çocuklar. Yani paladiller, böyle bir şöyle bir aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı bakmaları yok. Çok beğeniyorum. Ben onu zaten padişah döneminden beğenirdim. Şimdi de o yolda, yeni dizide de kuruluş Osmanlı. Evet. Osmanlı. Osmanlı. Kuruluş Osmanlı'da Osmanlı'nın kuruluşunda da yani
Onu kuruyor. Evet, efendim, son dönemlerde dizi teklifi geliyor mu? Çukur'da bir konuk oyuncu olarak oynadınız aslında. Abi ben bir şarkı söyledim. Evet. Adamın eski dostuyum falan gibi sanki. Ondan sonra orada bir şarkı söylemiştim. Düşünmüyorsunuz. Olmaz. Herkes taş yerinde ağırdır. Son günlerde çıkan haberler var. Bir sonraki sahnenizde kulis istekleriniz çok yazıldı, çizildi. Havyarından tutun özel aşçısına kadar. Bunlarla ilgili gerçekten böyle bir istekleriniz oldu mu, olmadı mı? Çok yazıldı, çizildi bu ara. Son bir gibi iki gündür. Ben zaten böyle yaşıyorum. Enteresan değil. Bir sonraki sahneniz için. Yılbaşı için. Evet. Zaten evimde de öyle yaşıyorum. Evet. Yani, ya özel aşçımız olacak, havyarımız olacak. Hayır, özel. O özel aşçıyı şu bakımdan istedim. O geceye münasır. Evet. Efendim böcekler falan istemiştim. Favoriyalar. Bütün istekler okeylendi mi efendim? Tabii ki. Mühim olan zaten buyurduğunuz gibi istemek önemli değil. Evet. Onu alabilmek önemli. Aslında bu rizikolu bir durum. Onu dünya starlarının alışık olduğumuz istekler. Şimdi dünya starlarının bizden artısı var. Evet. Bunlar da 9 ay 10 günlük. Biz de öyle. Onun için ben hiç bu konuda mütevazı olamayacağım. Hani onlar dünya starı, onlar ister. Olabilir. Bülent Ersoy da ister. Ben de starım. Ben belki Türkiye hudutları dahilinde doğmamış olsaydım, o zaman belki ben çok daha gözde olacaktım. Onu kim garanti edebilir? Doğru. Asla. Yani onun için bunu yadırganmaması lazım. İstedim ama alamayabilirdim. Evet. Aldım. Bülent Ersoy farkı diyelim mi? Türelim mi? Evet. Çok güzel. Teşekkür ederiz, iyi sahneler.